Evet millet event notları yayınlanmış. Şöyle bir baştan sona bakacağız. Daha sonrasında üzerinde konuşmamız gereken bir iki bir şey daha var. Ondan sonra video yavaştan bitiririz. Şimdi ilk olarak bir eventten başlayalım. Neler geliyormuş? Ee, güncelleme öncesi token etkinliği geliyor arkadaşlar. İlk olarak ee, şuradan işte belli tokenler alıp işte güncelleme geldiği zaman falan harcayacakmışsınız. Bunun dışında ee, şu ödülleri de bir kereye mahsus ee, görevleri tamamladığınız zaman verecekmiş. Çok iyi ödüller, ödüller olduğunu söyleyemem ama gene de fena değil. Devam edelim. Ee, arkadaşlar ittifak dükkanı etkinliği geliyor. Aynı zamanda bağış etkinliği var. Ee, ittifak ittifaka bağış yaptığınız zaman iki katı token alabilecek misiniz? Aynı zamanda şu e, malzemeleri de gene belli tokenler karşılığı alabileceksiniz. Oldukça güzel ödüller var buradan. Ee, tercih edebilirsiniz. Benim de sevdiğim etkinliklerden biri zaten. Devam edelim. Enerji bonus görevi var arkadaşlar. Enerji harcadıkça belli ödüller alabilecek misiniz? Çok önemli bir şey olmadığı için içlerinde bunu da geçiyorum. Daha sonrasında ne var? Her hesaba ISO 8 sandığı gönderilecekmiş. Aynı zamanda da ISO 8 set bonus bonusu değiştirmede %50 indirim geliyormuş. Bu cuma falan geliyormuş arkadaşlar. Ondan bahsetmiş. Devam edelim. E, uru birleştirmede %30'luk bir indirim gelecekmiş altın indirim bu oldukça iyi arkadaşlar altından tasarruf ediyoruz değerlendirebilirsiniz bu da çarşamba günü gelecekmiş daha sonrasında e, uru çıkarma ücretinde %50 indirim gelecekmiş gene çarşamba günü bunu ben değerlendirebilirim çıkarmam gereken urular var bunun dışında bir de e, odun urusu alma şansında da şans artışı gelecekmiş e, işte bu da çarşamba geliyormuş arkadaşlar bunu da değerlendirebilirsiniz. <laughs> Ve e, gurut geliştirme desteği tarzı bir şey demişler burada arkadaşlar bu geçen sefer de gelmişti bu etkinlik e, her gün işte bu gurutu sulayıp e, şey yapabiliyorsunuz ödüller alabiliyorsunuz işte bir hafta sonunda mı 6 gün sonunda mı ne ondan bahsetmiş bu da çarşamba geliyormuş e, şöyle bakalım evet 7. gün işte sandık verecekmiş 5 milyon altın falan verecekmiş ondan bahsetmiş. Bir de işte kristal vererek açtığınız bir kısım ya da para vererek açtığınız bir şey var. Kısım var. O da da işte kristal falan alabiliyorsunuz. Yani deyip değmeyeceği tabii size kalmış. Ona da bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar event notları bu kadar ama event notlarının altında bir de bir yazı paylaşmışlar. Bu bize gelecek olan güncelleme ile ilgili bir ipucu. Şey demişler ben bunu otomatik olarak Türkçe çevirmişim de neyse Türkçe okuyalım. Lütfen süper kahramanların sonsuz olasılıklarla karşı karşıya kalırken yapacağı seçimleri sabırsızlıkla bekleyin tarzı bir şey demiş ama tam yani bu Türkçe çevirme kısmında arkadaşlar tam doğru bir çeviri olmuyor. Ben o yüzden genelde İngilizce okumayı tercih ediyorum. Yani net bir çeviri olmayabilir bu ama bize gene de bir ipucu veriyor arkadaşlar. Benim takıldığım kısım şu sonsuz olasılıklarla demiş karşı karşıya kalırken falan filan. E, bu sonsuz olasılıklar kısmı benim aklıma ilk olarak arkadaşlar direkt Vatif güncellemesi mi olacak diye getirdi. E, yani ama bana bir yandan mantıksız da geldi. Çünkü zaten Vatif e, yani Vatif dizisi zaten biliyorsunuz şu anda devam ediyor. İlk sezonu bitmişti ikinci sezonu gelecek ve ikinci sezonunun gelmesine aslında çok da bir vakit kalmadı. O yüzden bana biraz mantıksız geldi hani Vatif e, e, yapmaları ki Vatif olmayabilir sadece tahminle söylüyorum ilk aklıma gelen olduğu için ee, ama dediğim gibi ikinci sezonu geleceği için bence vatif güncellemesi gelmeyecek ee, bunun yerine farklı bir şey olabilir İşte benim de aklıma çok bir şey gelmediği için ben de biraz yorumlara indim baktım dedim ki acaba e, yorumlarda nasıl tahminler var diye e, arkadaşlar secret wars e, tahminleri falan da gördüm e, zaten secret wars'un ana karakterlerinden biri Dakturdum olduğu için Dakturduma çok şey var. Eee Dakturdum geleceği yönünde çok tahmin var ve Dakturdum gelirse efsane olur. Bayağı ee, oyundaki dengeleri değiştirebilir. Çünkü Dakturdum vakti zamanında çok sağlam bir karakterdi. Kategori 4 halinde ben ondan e, aşağı kalmayacağını düşünüyorum. İşte dediğim gibi bir Secret Wars güncellemesi olursa Dakturdum karakterini görebiliriz. Bunun dışında ne gibi tahminler var? Şuraya biraz Bakacağım. E, mutant güncellemesi diye bir tahmin var. Cevap olarak ne demişler? E, falan filan falan filan. Evet yani çok bana mantıklı gelmedi ya mutant. Bilmiyorum mutant olacağını ben zannetmiyorum arkadaşlar. Yani bunun dışında ne olabilir? Şöyle bakalım. Evet yani bayağı bir secret wars var. Gizli savaşlar diye çevirmişti. De. İşte dediğim gibi aslında Türkçe çevirmemek lazım. Ya yani şunu bir İngilizce'ye mi çevirsem? Evet çevirip geldim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hani Türkçe çok doğru çevirmiyor. Ee, Türkçe çevirdiğimiz zaman şey yanlış çeviriler oluyor. O yüzden buradan bu şekilde bakmak daha mantıklı. Dediğim gibi secret wars tahminleri var. Gene şurada da bir secret wars görüyoruz. Vatif tahmini var. İşte Rock oluyor falan filan. Arkadaşlar Rock gelirse muazzam olur. Çünkü ben Storm karakterinden gerçekten çok sıkıldım ve Rock karakteri gelirse ben direkt kasarım çünkü hem ittifak savaşında kullanabileceğiz, hem de belli yerlerde illa ki işimizi görecek Rock karakteri bayağı sağlam olur diye düşünüyorum. Rock gelirse çok güzel olur ama yani ben Vatif geleceğini çok tahmin etmiyorum. Yani burada da bir Vatif tahmini var ama çok tahmin etmiyorum. Yani Vatif ve Secret Wars tahminleri ağırlıklı diyebilirim. Bir de şey demişler yeni epik görev mi gelecek diye. Ee, tahminler var emin değilim belki ama bizim tabii ki şu anda tahmin etmeye çalıştığımız şey epik görev gelip gelmemesi değil ee, güncellemenin ne olduğu secret wars ağırlıkta arkadaşlar genel olarak vatif ve secret wars genelde demişler yani benim dediğim gibi ilk aklıma vatif geldi secret wars hiç aklıma bile gelmedi ee, ama o tahminlerde bayağı var yani secret wars gelirse ne gibi karakterlere hangi karakterlere güncelleme gelebilir biraz onlara bakalım Evet arkadaşlar Secret Wars yazıp direkt olarak arattım. Hani ilk gelen sonuçlara bakarsak bence daha doğru bir e, gidişat izleyebiliriz. Yani şöyle biraz bakalım mesela ne var burada? Secret Wars e, direkt şeyde çizgi roman. Yani arkadaşlar şimdi şöyle bir durum da var. E, dürüst olmak gerekirse Secret Wars hikayelerine falan çok hakim değilim. Hiç çizgi romanlarını okumadım. E, sadece işte duyduğum kadarıyla biliyorum. İşte herhalde Secret Wars'tan sonra bir Battle World falan yaratılıyordu. İşte işin içinde molekül adam oluyordu, Doctor Doom oluyordu falan filan. Öyle bir mevzu hatırlıyorum ama onun dışında dediğim gibi çok net hatırlayamıyorum. Ama burada çok net olan bir şeyler yok. Biraz şuraya bakalım. Yani burada da Secret Wars şeyi var. Hani çizgi romanı direkt kapağını falan yayınlamışlar. Ee, Avengers ve Mutantlar bir şey. Ön plana çıkmış burada daha çok işte Hulk var, e, Captain America var, Hawkeye var, Cyclops var, işte She-Hulk, Colossus, Spider-Man falan. Ama arkadaşlar ben buna da çok ihtimal vermiyorum. Çünkü e, e, şey Captain America karakteri işte Örümcek Adam karakteri falan bunlar zaten güncelleme güncellemelik çok olmadı. Kategoride falan da aldılar. Ben bunlara herhangi bir güncelleme geleceğine kesinlikle ihtimal vermiyorum. Yani gelirse de Secret Wars güncellemesi çok daha değişik karakterlere gelir bence. İşte hani burada da baktığımız zaman yine Thor Captain. Yani genellikle Avengers ağırlıklı aslında. Yani bu nedenden dolayı bilmiyorum Secret Wars falan gelir mi? Yani belki buradaki görseldeki karakterler gelebilir. Ne bileyim. Tink var. Şurada Miles Morales falan var. Yani emin değilim arkadaşlar. Tahminleri olanlar yorumlara yazabilirler. Şurada mı Secret Wars'la alakalı? Belki bir ihtimal buradaki karakterlerden bazılarını görebiliriz ama yani onun dışında çok bilmiyorum ki. Çok aklıma gelen bir şey yok ya. Yani dediğim gibi arkadaşlar Watif derdim ama Watif dizisinin güncellemesi bence zaten yakın zamanda gelecek. Onu onu bir kenara atmazlar bence. O yüzden Vatif olmasına çok ihtimal vermiyorum. Yani bir diğer olasılık işte Secret Wars. Yani çoğu tahmin o yönde. Ama Secret Wars'ta da genellikle dediğim gibi Avengers falan ağırlıklı yani o karakterlerin de pek çoğu güncelleme aldığı için ona da çok ihtimal vermiyorum. Yani arkadaşlar benim kafa durdu ya yalan <laughs> söylemeyeceğim yani genellikle çoğu güncelleme hakkında tahminim olur ama bu, bu konuda hiçbir tahminim yok. O yüzden burada tahminleri biraz da size bırakacağım. Ee, yani siz bu yüzden arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin gerçekten çünkü... Ee, en azından bazı tahminlere ihtiyacım. Ya büyük ihtimalle zaten yarından sonra e, sneak peekleri almaya başlarız. Oradan net bir şekilde görürüz. Daha net bir şey kafamızda belirir ama e, o zamana kadar pek bir tahminim olmadığını söyleyebilirim. Yani benden bu kadar yorumlara arkadaşlar sizin yorumlarınızı bekliyorum. Tahminlerinizi de duymayı isterim. Evet millet sizin de düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.